Yeni videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden direkt gelişmelere göz atmaya başlayalım. Dünyadaki tüm gelişmeler şu an karşınızda. Değerli dostlar her videomuzda olduğu gibi ilk olarak Karabağ'daki gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Biliyorsunuz Türk kuvvetlerinin Karabağ'daki akıbetiyle alakalı açıklamalar gelmeye başladı yavaştan. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'da Konya ilişkin çok önemli değerlendirmelerde bulundu. İsterseniz bakan açıklamalarına hep birlikte ilk konu başlığımıza göz atalım. Milli Savunma Bakanı Akar, Türk-Rus ortak merkezine ilişkin şimdi inşaatı yapılıyor. Türk ve Rus subayları ateşkesin gözlenmesi, kalıcı hale gelmesi için beraber görev yapacak dedi. Milli Savunma Bakanlığı da geçtiğimiz gün Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkesin uygulanmasını gözetlemek ve denetlemek amacıyla kurulacak Türk-Rus ortak merkezinin kuruluş ve görev esaslarına ilişkin teknik detaylara yönelik görüşmelerin tamamlandığı, mutabakatın imzalandığını bildirmişti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar, bu şekildeydi. Oradaki Türk birliklerinden sizlere önemli bilgiler verecek olursam Rus askeri ve Türk personeli sayısının eşit olması planlanmakta gözlem noktalarında. Bu önemli bir detaydı ve devamında da en yakın süre içerisinde Karabağ Türk birliklerinin sevkiyatının da bitmiş olacağını belirtti Hulusi Akar. Değerli dostlar Türk ordusunun karabağ gidişine ilişkin gelişmeler bu şekildeydi. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. İkinci konu başlığımıza sizleri bir Rus medyasına götürmek istiyorum. Dış basını olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Bu sefer de Rus medyası Türk askerlerinin Karabağ'daki varlığından, Karabağ'a gitmesinden son derece rahatsızlar. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi bir haber değil başlığı attı Rus medyası. İsterseniz haberimizin detaylarına hep birlikte göz atalım. Rus medyasında Güney Kafkasya'nın sabrı Rusya Karabağ'da ne kaybediyor başlıklı haberde askeri uzman Yuri Lyman şu görüşlere yer verdi. Türkiye bölgedeki askeri varlığını güçlendirdi. Türk ordusunun Azerbaycan'da olması Moskova için iyi bir bir haber değil. Bu iş uzun sürecek gibi görünüyor. Türk ordusunun daha önce de burada ortak tatbikatlar yaptığı doğru. Ama şimdi burada Türkiye'nin askeri varlığı yasal olarak sağlanmış oldu denildi. Azerbaycan'ın Ankara'nın uydusu haline geldiği fikrine katılmıyorum dedi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye Rusya İran üçgenindeki çelişkilere oynamaya devam edeceği kanısındayım dedi uzman. Ama burada Türk askeri varlığının önemli ölçüde arttığı doğru. Bu ise Rusya açısından hoş bir sonuç değil dedi. Uzun Uzmana göre diğer negatif sonuç ise şuydu. Türkiye saldırgan bir dış politika izliyordu ve şimdiye dek yaptıkları yanına kalmıştı. Kuzey Suriye'de yerleşti, Libya'ya yardım etti ve şimdi de Azerbaycan'da korkarım aynı şekilde hareket etmeye devam edecek ve bu Rusya için hiç iyi olmayacak dedi. Rus uzman medya yapmış olduğu açıklamada. Siz daha çok rahatsız olmaya devam edeceksiniz görünen o ki. Değerli dostlar dikkat ettiğiniz üzere Rus uzmanın altını çizdiği konuların hepsi sizlere aktarmış olduğum haberler. işte Suriye olsun, Libya olsun, devam da Karabağ. Bunlardan açık bir şekilde Rus medyası rahatsız olduğunu dile getirmiş. Rusya'dan gelen açıklamalar bu şekildeydi sevgili dostlar. Şimdi sizleri bir NATO'nun toplantısına götürmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin gidici Dışişleri Bakanı Pompeo son toplantısında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı olarak katıldı. son NATO toplantısında hedefinde Türkiye vardı. Türkiye'ye karşı hadsiz ithamlarda bulundu Pompeo. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da aynı toplantıdaydı ve Pompeo'ya gerekli cevabı verdi. İstersen haberimizi detaylandırıp hep birlikte göz atalım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'yı Akdeniz'de müttefikleriyle gerginliği artırmak ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi alarak adeta Kremlin'e hediye vermekle suçladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Pompeo'yu Avrupalı müttefiklere telefon açıp Türkiye'ye karşıtı bir cephede toplamak, bölgesel çatışmalarda körü körüne Yunanistan'dan yana taraf tutmak ve Türkiye'ye Patriot hava savunma sistemi satmayı reddetmekle suçladı. Ayrıca Çavuşoğlu, Türkiye'nin IŞİD'le savaşmakla başlığı bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki terörist oluşumları desteklediğini, yine Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa'nın dağlık Karabağ'da Ermenistan'a destek vererek çatışmayı daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. Amerika'nın gidici dışişleri bakanı Pompeo bu açıklamalarda bulundu. Melih Çavuşoğlu da "Bakanımız sağ olsun gerçekten gerekli cevabı da vermiş." fakat Pompeo'nun bu açıklamalarının perde arkasında bir de şöyle bir olay vardı. Biliyorsunuz Pompeo Trump'ın seçimi kaybetmesiyle birlikte son toplantısına Katıldığı NATO'da ve Pompeo'nun Türkiye'yi alan bu suçlamaları bundan sonraki Amerikan hükümetinin işini zora sokma Türkiye ile arasındaki işbirliğini bozma olarak değerlendirilebildi. Yani Pompeo'nun yapmış olduğu bu açıklamalarda biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilerleyen süreçte Türkiye ile ittifakını zora sokma çabası da olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Biraz önce size haberini vermiş oldum toplantıda Pompeo'nun açıklamalar yapmış olduğu toplantıda Yunanistan'ın çok ilginç hadsiz bir oldu O istek ne miydi sevgili dostlar? Yunanistan dedi ki Avrupa Birliği ülkelerinin hepsi NATO'ya dahil edilsin dedi. Evet yanlış duymadınız gerçekten bu açıklamayı yaptı Yunanistan. Peki bu açıklamayı kim yapmış olabilir? Son günlerde dilimizden düşmeyen o malum şahıs Dendias Dışişleri Bakanları yaptı. İsterseniz haberimizin detaylarına hep birlikte göz atalım. Yunan Dışişleri kaynaklarına göre Dendias Rum yönetiminden başlayarak Avrupa Birliği'nin tüm üyelerinin NATO'ya dahil edilmesinin Avrupa'yı güçlendireceğini savundu. Dendias Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden ötürü Türkiye'yi de şikayet etti. Yunan Dışişleri Bakanı'nın bu iddiası sonrasında ise bir gerçek ortaya çıktı. Türkiye Avrupa Birliği üyesi Kıbrıs Rum yönetimini tanımıyor. Gerektiğinde bu konuda NATO'ya veto hakkını kullanmaktan da çekinmiyor. Türkiye'nin NATO'ya yeni üye kabulünde veto hakkı bulunduğundan Atina'nın talebinin karşılık bulma ihtimali de oldukça zor görünüyor. Tekrardan önceki videolarımızda sizlere altını çizmiş olduğum olay. Avrupa Birliği'nin tamamını NATO'ya dahil ederekten Türkiye'yi NATO'da yalnızlaştırmaya çalışıyor Yunanistan. Tabi aslında Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın yapmış olduğu bu açıklamalarının gerçeğe dönüşme ihtimali oldukça düşük. Fakat ilerleyen süreçteki gelişmelere sanki zemin hazırlıyorlar gibi geldi bana açıkçası değerli dostlar. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Birliği bazı önergeleri de sunmuştu NATO'ya geçtiğimiz günlerde. NATO'nun bazı maddelerinin değişmesi gerektiği özellikle de üye kabulündeki maddelerin değişmesi gerektiğine dair önergeler sunmuştu Avrupa Birliği. Bu önergelerden bir tanesi de Türkiye'nin NATO'daki NATO'ya üye alınması dair veto hakkının elinden alınmasına dair önerge olduğu da bu iddialar arasındaydı. Yani değerli dostlar Yunanistan ve özellikle Fransa'nın şu anki birinci hedefi tüm Avrupa Birliği ülkeleri hatta tüm Avrupa Birliği ülkeleri değil de Güney Kıbrıs Rum kesimini NATO'ya sokmak için uğraşıyorlar ki Türkiye karşısında Rum kesiminin elini güçlendirmek istiyorlar. Değerli dostlar yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Yunanistan'ın densiz hadsiz açıklaması bu şekildeydi. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Yunan Dışişleri Bakanı'nın hadsiz açıklamalarını sizlere aktardıktan sonra tekrardan bir Yunanistan'a uzanmak istiyorum. Sevgili dostlar bu sefer de Yunan medyası F-35'lerin Yunanistan'ın almak istediği F-35'lerin Mart 2021'de teslim edilebileceğinin altını çizdi. İsterseniz Yunan medyasındaki haberin detaylarına hep birlikte göz atalım. Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı sergilediği eylemlerle gerilimi artıran Yunanistan'ın Lockheed Martin F-35 tipi savaş uçağı satın alma konusundaki resmi talebine Amerika Birleşik Devletleri yetkilisinden yanıt geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Payet tedarik için desteğimizin sinyalini verdik ve Yunanistan'ın savunma yetenekleri artırılacak. Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleriyle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ve bölgesel istikrarı artıracak gelecekteki bir satın alma programı üzerinde birlikte çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Öte yandan Türkiye üretimde ortak olduğu F-35 programından S-400 hava savunma sistemi bahane gösterilerek çıkarılıp parası ödediği uçakları Amerika Birleşik Devletleri'nden alamazken Yunan medyası Washington yönetiminin Atina'ya göndermeyi planladığı F-35 için tarih verdi. Yunan medyası Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan'a Mart 2021'de 3 adet kullanılmış F-35 savaş uçağı göndereceğini iddia etti. Yunan medyası bu haberini Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak söz konusu F-35 uçaklarının 25 Mart Ulusal Bağımsızlık kutlamaları töreninde gösteri geçişi yapması için çalışmaların hızlandırıldığı ileri sürüldü. Ben böyle bir gelişme yaşanacağına inanmıyorum. Çünkü Yunanistan'a F-35 vermek demek Türkiye'nin Amerika'yı tamamen silmesi demektir ki ben Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir şeye hazır olduğunu düşünmüyorum. Değerli dostlar yaşanan gelişme bu şekildeydi. Sizlere aktarmak istedim. Yavaştan bugünkü gelişmelerin sonuna yaklaşıyoruz fakat bu sefer sizlere çok önemli bir haber vereceğim. Ukrayna'ya uzanacağız. Ukrayna ordusu Karabağ harekatında TB2'lerle yürütülen taktikleri ezberlemiş diyebiliriz sizlere ve 44 günde zafer elde edilen bu savaşta kullanılan taktikleri Ukrayna ordusu yakın takibe aldı. Kendi tatbikatlarında da Karabağ'daki savaş taktiklerini uygulama başladılar. Özellikle de Bayraktar TB2'lerimiz başta olmak üzere isterseniz haberimiz detaylarına hep birlikte göz atalım. Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde ezici bir zafer elde etti. Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki tarihi zaferinin ardından Türkiye'nin de Suriye'de uyguladığı tank, piyade ve topçu gibi geleneksel birliklerin İH İHA birlik içinde hareket ettiği savaş stratejisi büyük ilgi uyandırdı. Benzer strateji bugünlerde Ukrayna ordusu tarafından denenmekte. Büyük çaplı bir askeri tatbikat başlatan Ukrayna Ukrayna ordusu keşif ve saldırı dronlarını geleneksel kuvvetlerle yani tanklar, piyade ve toplar ile birlikte kullanarak Suriye ve Karabağ örnekleriyle olası operasyonlara karşı hazırlanmakta. Ukrayna ordusu tatbikatlarda Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2'leri de yoğun olarak kullanmakta. Öte yandan Karabağ Savaşı'nda TB2'lerin kullanmış olduğu taktikleri takip eden sadece Ukrayna değildi. Karabağ Savaşı'nın ardından Pentagon'da görevli üst düzey bir general Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşta olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmeye izin verdiğini söyleyerek bu taktikleri Çin ve Rusya'nın da kullanabileceğini ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri ordusunun bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders alması gerektiğini belirtmişti. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Bayraktar TB2'ler aslında bu vakte kadar, Türk SİHA'ları bu vakte kadar Ruslara karşı önemli başarılar elde etti. Yani gidip de bir Amerika Birleşik Devletleri'ne ait hava savunma sistemlerini imha etmedi bilindiği kadarıyla. Bundan dolayı da Ukrayna bu işin peşine oldukça düşüyor. Ukrayna'nın karşısında olan devlet zaten biliyorsunuz Rusya. Rusya karşısında Bayraktar TB2'lerin başarısı bu denli kanıtlanmışken, bu denli ispat edilmişken Ukrayna'da elinden gelen tüm çabayı özellikle de Bayraktar TB2'leri kullanaraktan sahada göstermeye çalışıyor. Değerli dostlar önemli bir haberdi ve sizlerle paylaşmak istedim. İsterseniz son konu başlığımıza hep birlikte göz atalım. Son konu başlığımızda bir Suudi Arabistan'a uzanmak istiyorum. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde özellikle de Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinde bir iyileşme mevcuttu. İşte bu iyileşmenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ve Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin normale dönmesiyle birlikte Suudi Arabistan Katar ilişkileri de normale dönmeye başladı. En azından onun sinyalleri verildi. İsterseniz haberimizin detaylarına hep birlikte son konu başlığımızda göz atalım. Değerli dostlar her şey Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistanlı yetkiliyle konuşmasıyla başladı. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin bir anlaşma yaptığı da bu görüşme sonrasında medyaya yansıdı. Detaylara göre Suudi Arabistan YPG PKK terör örgütüne yapılan desteği kesecekti ve devamında da Suriye'de İran'a karşı Türkiye'ye destek verecekti. Türkiye ile bu yakınlaşma sonrasında Türkiye'nin tabii ki de bir isteği de Katar yönünde oldu. Büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan prenslerine Katarla ilişkileri normal yapın. Bu da bizim şartımızdır dedi ve devamında da gelişmeler aynen şu şekilde yaşandı. Körfez ülkeleri arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden bir kriz vardı ve ilerleyen saatlerde önemli gelişmeler yaşanabilir başlığıyla Katar Devlet Televizyonu Açıklama geldi ve bu açıklama sonrasında da güzel haberler beraberinde geldi. Suudi Arabistan hava sahasını Katar'a açma kararı aldı. Suudi Arabistan'ın Katar'a hava sahasını açmasıyla birlikte İran yaklaşık 100 milyon dolarlık bir zarara uğradı diyebiliriz. Çünkü Katar İran hava sahasını kullanmaktaydı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan Bahreyn'de Mısır diplomatik ilişkileri dondurulması sonrasında bu da İran'a kötü bir sonuç olarak yansıdı. Del Dossar Suudi Arabistan'la ilişkilerimiz normale dönüyor diyebiliriz. Suudi Arabistan kısacası ilerleyen dönemde Biden'ın seçilmesiyle birlikte Türkiye'yi de karşısına almak istemedi. Ve beraberinde de bu gelişmeler yaşandı ve daha büyükleri de yaşanmaya devam edecektir. Fakat Türkiye'nin bana kalırsa Suudi Arabistan'la özellikle ilişkileri normalleştirme çabasını Türkiye'nin İran'la mücadelesine bağlayabiliriz. Çünkü dikkat ettiğiniz üzere iki farklı detay verdim sizlere. Birincisi Suriye'deki İran'a verilen destek kesilecek. Suudi Arabistan İran'a vermiş olduğu desteği kesiyor. Türkiye ile yapmış olduğu bu görüşmeler neticesinde ve devamında da Katar İran'a yaklaşık 100 milyon dolarlık bir hava sahasını kullanma ücreti ödemekteydi. İlişkiler normale döndükten sonra Katar'da Suudi Arabistan hava sahasını kullandıktan sonra İran'a bu para akışı da durmuş olacak. Türkiye çok önemli bir adımda bulunaraktan Suudi Arabistan'ın özellikle de İran'a verdiği desteği kesti. İlerleyen süreçte bu yapılan anlaşmanın bu yapılan normalleşme anlaşmalarının meyvelerini çok net bir şekilde yiyeceğizdir. Değerli dostlar bugün gelişmeleri sizlere anlattım. Umarım doğru bir şekilde aktarabilmişimdir. Kanalımıza eğer ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu da gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.